Merhaba, bu dersimizde size izleme sistemleriyle alakalı bazı bilgiler vermek istiyorum. Solar sistemlerde izlemek gerçekten çok önemli. İnternette baktığımız zaman çok ucuz fiyatlı, basit, hazır paket sistemleri çokça görmekteyiz. Ama maalesef bu sistemler gerçekten izleme yapabiliyor mu? Ya da bu yapılan izleme verileri ne kadar doğru? Ya da bunlar saklanıyor mu? Bu verilere her zaman ulaşabiliyor musunuz gibi sorular çok önemli. Panel ve inverter yapısı, özellikle panellerin yıllar içerisinde üretim kaybına maruz kalmaları yapıları gereği çok normal. Ve sizin sisteminizin de bir yıl önce ne üretmiş, bir yıl sonra ne üretmiş karşılaştırması yapmak veya Ocak ayında ne üretmiş, Aralık'ta ne üretmiş karşılaştırma yapmak oldukça önem arz etmekte. Sisteminizin sağlığını aslında size gösteren, sisteminizle alakalı bütün verileri kendi içerisinde tutabilen bir yapı satın almanızda fayda var. Ama maalesef birçok inverterde bu özellik olmayabiliyor ya da var olan sistemlerde izleme aktif hale getirilmemiş olabiliyor. Bu çok büyük bir handikap. Sonuçta ben onu şöyle anlatmaya çalışıyorum her zaman. Gözü kapalı yürümek gibi bir durum bence. Yani izleme sistemi var ve siz onu aktif hale getirmiyorsanız çok büyük bir handikap. Sahanızdaki panellerle alakalı, inverterlerle ilgili hiçbir veriye sahip değilsiniz. Sadece gün sonunda işte sayacınızdaki yazan rakam ya da inverterin ekranı varsa ekranındaki değer kadar üretim yaptım diyorsunuz. Sayaçta zaten görüyorum diyorsunuz ama bu çok doğru bir yaklaşım değil açıkçası. Çünkü panellerde var olan sistem, yani bu degradasyon dediğimiz her yıl aşağı yönlü hareketi sizin takip ediyor olmanız lazım. Panellerle ilgili 20 yıl, 25 yıl garanti verilmekte size. Ve bu panellerin garanti dışına çıkıp çıkmadığını da panel maalesef size söylemiyor. Ben şu an garanti dışına çıktım, lütfen satıcınızla bağlantıya geçin, ben değişmek istiyorum demeyecektir. Yani bunu sizin kanıtlayabiliyor olmanız lazım. Tabii ki bundan öncesinde de kanıtlamak için sizin onu önceki biliyor olmanız lazım. Normalde bu panel bu yıl bu kadar üretecek, yıllar içerisinde %1, %0.8 aşağı doğru bir grafik izleyecek üretim anlamında. Ama bu grafiğin dışına çıktığı zaman, ki üreticiler bu grafikte gideceğini size garanti ediyorlar, bunun da değişimle alakalı en azından sizin konunun peşine düşmeniz gerekir. Ama izleme sistemi yapmadığınız zaman, yani bu gidişatı takip etmeniz çok zor. Ya da panellerle ilgili belli dönemlerde ya da inverter, panel, komple sistemle alakalı bir bakım ve verimlilik takibi yaptırmadığınız zaman bunları tespit etmeniz çok zor. Yani panelinizde fiziki olarak bozulduğu zaman, tabii ki hani dolu yağdığı zaman camının kırıldığını görürsünüz ama işte PID efekte maruz kaldığı zaman ya da LID, LID denilen efekte maruz kaldığı zaman siz bunları göremezsiniz ya da mikro çatlak olduğu zaman hücrelerinizde bunları göremeyeceksiniz. Yani bu çok büyük bir handikap. O yüzden izleme sistemi sizin eliniz ayağınız, aynı şekilde kullanacağınız sensörler sizin eliniz ayağınız. O yüzden çok dikkatli olmanız lazım ve ilk yatırım maliyetini tamam birazcık yukarı çektiğini kabul ederiz. Ama size uzun yıllar sisteminizin sağlığını anlatacak verileri size sağlıyor olacaklar. Ve veri devrimizin en önemli konusu. Yani data sisteminizle alakalı neydi, ne oldu, nereye gidiyor, nasıl bir üretim var, her şeyi gözünüzün önüne serebilen bir yapı olmuş olacak. İzleme sisteminizin olması ve sensörlerle beraber olabildiğince fazla data almanız, bilgi almanız, sisteminizi takip etmek, sağlığını anlamak ve size getireceği kazancı öngörmek anlamında çok önemli. O yüzden ilk satın alma esnasında küçük bir çatı projesi bile olsa izleme sistemi muhakkak
almış olduğunuz inverter içerisinde olsun ya da harici üçüncü parti firmalar da var. İzleme hizmetini satın alabileceğiniz cihazlar satmaktalar. Bunları da alabilirsiniz. Nereden aldığınızın çok önemi yok. Önemli olan izlemenin sizin güneş enerji santralinize entegre edilmesi. Bu en önemli konu bence. Mutlaka göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederim.